şüpheli kadın ölümü yoktur. Etkin, yürütülmeyen soruşturmalar vardır diyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları tarafından 81 ilde eş zamanlı yapılan basın açıklamasında kadın cinayetlerine dikkat çekildi. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve CHP Edirne İl Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Gegeoğlu, kadınların Türkiye'de ve dünyada şiddet sarmalına karşı ses yükselttiğini belirtti. Biz kadınlar dünyada ve Türkiye'de şiddet sarmalına karşı sesimizi yükseltiyoruz. Kelebeklerin onurlu direnişine sahip çıkmaya ve mücadeleyi büyütmeye devam ediyoruz. Ülkemizde yaşayan kadınlar en temel hak olan yaşam hakkı için direniyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana kadın cinayetleri sistematik olarak artış göstermekte. Kadın cinayetlerini durduracağız platformunun verilerine göre 2002 yılında 66 kadın cinayeti işlenmişken 2021 yılında 217'si şüpheli olmak üzere 497 kadın hayattan koparıldı. 1 Ocak 2022 1 Kasım 2022 tarihleri arasında ise 202'si şüpheli olmak üzere 482 kız kardeşimiz hayattan bağları koparıldı. Şüpheli kadın ölümü yoktur. Etkin, yürütülmeyen soruşturmalar vardır diyoruz. Bizler kadın cinayetlerini durdurun diye haykırırken eski Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, her kadın cinayeti bizim kadına yönelik şiddetteki kadın cinayetini değildir. Her şüpheli ölüm de kadın cinayeti değildir demekle yetindi. Çocuğa yönelik tecavüzde çocuğun rızasından bahseden Bekir Bozdağ Adalet Bakanı oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öldürülen kadınlar sadece sayı olarak bahsetmeye devam etti. Yetti mi? Hayır. Şimdiki Aile Sosyal Politikalar Bakanımız Derya Yanık 2021'in ilk 10 ayında 242 ve 2022'nin ilk 10 ayında 225 vaka var açıklamasında bir de itirafı vardı. Kadın cinayetlerinin %8'i koruma altındayken yaşanıyor diye.